askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya Badal Tüneli'nin açılışına canlı bağlantıyla katıldı. Ulaştırma çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 100 yılı vurgusu da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya Badal Tüneli açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Şehzadeler şehri Amasya'mıza kazandırdığımız Badal Tüneli'nin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ulaşım alanındaki yatırımlara ilişkin önemli mesajlar verdi. Kalkınmanın temel altyapılarından olan ulaştırmada devreye aldığımız her projenin bizi 2023 hedeflerimize kavuşturma yanında Türkiye 100 yılına bir adım daha yaklaştırdığına inanıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına büyük umut ve hedeflerle girildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 100 yılı vurgusu yaptı. Türkiye 100 yılıyla Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, kurulan tuzakları birer birer bozarak, maruz kaldığımız saldırıları birer birer göğüsleyerek bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığımız yatırımlarla her vatandaşımız yaşadığı yerde kendi hayalini gerçekleştirebiliyor ifadelerini kullandı. İnsanlarımız fikri ve bedeni çabalarının, kabiliyetlerinin, imkanlarının karşılığını almak için başka yerlere gitmek mecburiyetinde kalmıyor. Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde girişimi ve emeğiyle kendi düzenini kurabiliyor, kendi hayalini gerçekleştirebiliyor, geleceğine umutla bakabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusundaki tartışmalar sürüyor. Bir açıklamada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, hukuki bir engel yoktur diyerek tartışmalara son noktayı koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Önünde hiçbir engel yoktur. Tartışmalara son noktayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ koydu. Böyle hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Muhalefet partileri yeniden aday olamayacağını iddia ediyor. Ancak tartışmaların hukuki bir dayanağı yok. 2018'de düzenlenen 101. madde daha önce Cumhurbaşkanlığı yapanlara da iki dönem hakkı tanıyor. Bunu daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop açıklamıştı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan hangi maddeye göre iki defa seçilmiş? İki defa seçilmiş de hangi hükme göre iki defa seçilmiş? Şimdi anayasada bir 101. madde var. O zaman 102 de var. 2007'de anayasa referandumuyla yürürlüğe girmiş bir 101 o. O 101'e göre bir kere seçilmiş 2014'te. Fakat o 101 Nisan 2018'de yürürlükten kalkmış. Ona göre ikinci defa seçilmemiş yani. Yeni bir 101 yürürlüğe girmiş Nisan 2018'de. O da diyor ki iki defa seçilebilir. Ona göre de bir kere seçilmiş. Dolayısıyla iki farklı anayasa hükmüne göre birer defa seçilmiş. Dolayısıyla yeni hükümde iki defa seçilme hakkı tanıdığı için burada hiçbir teknik olarak hiçbir sorun yok. Tartışmalara ilişkin bir açıklamada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Önünde hiçbir engel yok, dedi. Hiçbir sıkıntı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Önünde hiçbir engel yoktur. Böyle hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım. Bozdağ, anayasanın 101. maddesinin 2018'de değiştirildiğini hatırlattı. 101. maddenin ilk uygulaması anayasaya göre de 2018'de olmuştur. İkinci uygulaması 2023'te olacaktır. Yani hukuk bunu söylüyor ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'le görüştü. Çavuşoğlu görüşmede ele alınan konuları aktardı. Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin NATO'nun çıkarına olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz dedi. Ticaretimizi 100 milyar dolar hedefine çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Her sene artıyor. Diğer taraftan fırsatları çoğaltırken tabii sınamalar karşısında da etkin bir şekilde bunları yönetmek için hangi adımlar atacağız? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la başkent Washington'da bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Türk basın mensuplarıyla basın toplantısı düzenledi. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini dile getirdi. Türkiye'nin F-16 alım talebini kapsamlı olarak konuştuklarını söyledi. Aramızda tabii yıllardır çözülemeyen bazı konular var. Bu sorunların çözümü için hangi adımlar atacağız? Karşılıklı tekliflerimiz oldu. Diğer taraftan F-16 modernizasyonu ve yeni F-16'ların alınması konusu da gündemimizin önemli maddelerinden bir tanesiydi. Bu konuda şu anda yönetimin izlediği süreç, daha doğrusu işlettiği süreç, kongreyle işlettiği süreç hakkında da bilgi aldık. F-16 konusunda biraz önce söyledim. Bunun sadece Türkiye için değil, NATO ve ABD'nin kendisi için de önemli olduğu konusunda hemfikiriz. Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci de vardı. NATO üyelikleri konusu da kendi kulvarında ilerliyor. Daha bu ülkelerin atması gereken adımlar var. Zaten atılan adımları biz inkar etmiyoruz ama yetersiz olduğunu da söylüyoruz. Kendileri de bunu zaten biliyor. Bugüne kadar atılan adımları biz Türkiye olarak memnuniyetle karşıladığımızı ama daha özellikle İsveç'in yolun başında olduğunu bir kere daha söyledik. Somut adımlar beklediğimizi, yani üçlü ahitnamede ne varsa onların uygulanması gerektiğini, ne fazla ne az bir kere daha söyledik. Görüşmede bir diğer önemli başlık terör örgütlerine verilen destekti. Terörle mücadele konusu da gündemimizdeydi. Özellikle Suriye bağlamında PKK-YPG'ye verilen desteğin sonlandırılması gerektiğini söyledik. Önümüzdeki süreçte Suriye ile ilgili yeni bir çalışma başlatma önerisi geldi. Ama biz tabii Türkiye olarak özellikle Amerika'nın geçmişte verdiği sözleri de gerek Münbiç yol haritası 90 günlük uygulanmadı, gerekse 2019 mutabakatıyla PKK-YPG unsurlarının 30 kilometre en az güneye çekilmesi konusunda bir ortak açıklamamız olmuştu Ankara'da. Sonuç itibariyle burada Türkiye olarak endişelerimizi dile getirdiğimiz gibi YPG-PKK ile olan mücadelemizde kararlılığımızı da söyledik. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin bağlantılı olmadığını söyledi. Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışının arkasında olduğunu belirten Büyükelçim, bu konuda Kongre ile birlikte çalışıyor dedi. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışında süreç işliyor. ABD Kongresi bu satışa karşı. Bunun İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgisi olduğu düşünülüyordu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, iki konu arasında bir bağlantı yok dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, Ankara'da bir grup gazeteciye Türk-Amerikan ilişkilerinin güncel durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'in görüşmesini anımsatan Flake, iki ülke arasındaki üst düzey görüşmelerden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Flake, görüşmede Türkiye'ye F-16 satışı, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO gibi konuların gündeme geldiğini aktardı. Büyükelçiye ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonuna karşı çıkmasıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin bir bağlantısı olup olmadığı soruldu. Flake, hayır, burada bir bağlantı yok. Bakan Blinken bunu açıkça söyledi, yanıtını verdi. ABD'li Senatör Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktığını hatırlatan Flake, Senatör Menendez'le hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da birlikte çalıştım. Kendisinin dile getirdiği ciddi endişeleri var. Ancak bunun İsveç ve Finlandiya ile alakası yok. Fakat şunu söylemeliyim ki, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için evrensel bir arzu var ifadelerini kullandı. Flake, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğine vurgu yaptı.
Kongre yasama organı ve bağımsız bir organ. Bu organın silah satışını onaylaması lazım. Dolayısıyla yönetim hadi bunu yapalım diyemez. Ancak Biden yönetimi bu satışın arkasında ve Kongre ile bu konuda çalışıyor dedi. Meral Akşener 26 Ocak'taki altılı masa toplantısı öncesi liderler turuna çıktı. Akşener ilk olarak Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin kapısını çaldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in liderler turu başladı. Millet İttifakı 26 Ocak'ta yeniden bir araya gelecek. Toplantının ev sahibi İYİ Parti olacak. Genel Başkan Meral Akşener büyük toplantı öncesi ortaklarını ziyaret ediyor. Akşener'in ilk adresi Gelecek Partisi oldu. Akşener altılı masa toplantısı öncesi Ahmet Davutoğlu'yla parti genel merkezinde bir araya geldi. İYİ Parti lideri daha sonra Demokrat Parti'nin kapısını çaldı. Akşener Genel Başkan Gültekin Uysal'ı Celal Bayar Köşkü'nde ziyaret etti. Akşener ziyaretlerine devam edecek. 20 Ocak Cuma günü saat 11'de CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Akşener aynı gün saat 16'da Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile görüşecek. Akşener'in son adresi Deva Partisi Genel Merkezi olacak. İYİ Parti lideri 23 Ocak Pazartesi günü saat 12'de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir gafa imza attı. Gaziantep'teydi. Kılıçdaroğlu bunu unutmuş olacak ki konuşmasına başlarken Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum dedi. Efendim Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. Şanlıurfa'da olmaktan mutluyum dedi. Ancak Gaziantep'teydi. CHP lideri yine bir gafla gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gitti. Kılıçdaroğlu Güneydoğu Hemşehri Buluşması programına katıldı. Gaziantep'lilerle bir araya geldi. Ancak nerede olduğunu o da bilmiyor olacak ki Şanlıurfa'da olduğunu söyleyerek mutluyum dedi. Efendim Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu gafı üzerine salondakiler Gaziantep diyerek onu düzeltmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine durumu düzeltmeye çalıştı. Şanlıurfalılar arasında olduğumuz için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü 14 Mayıs açıklamasının ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Seçim takvimi merak ediliyor. YSK'nın takvimi 21 Mart itibariyle başlatması bekleniyor. Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etti, seçim takvimi netleşmeye başladı. Takvimin 21 Mart'ta başlaması bekleniyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 26 Mart olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı. 2023 seçimleri için 14 Mayıs tarihini verdi. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına yeter diyecektir. Açıklamanın ardından seçim takvimi merak konusu oldu. 14 Mayıs'ta seçim olması durumunda YSK'nın seçim takvimini 21 Mart'ta başlatması bekleniyor. Partilere Cumhurbaşkanı adaylarını YSK'ya bildirmeleri için 26 Mart pazar akşamına kadar süre tanınacak. Cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 26 Mart olacak. Kamu görevlileriyle belediye başkanlarının ise 17 Mart'a kadar istifa etmeleri gerekiyor. Kamu görevlisi veya belediye başkanı olan Cumhurbaşkanı adayı aday listesinin kesinleştiği tarih itibariyle görevinden ayrılmış sayılacak. İstifa eden kamu görevlileri adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde bir ay içinde görevlerine dönebilecek. Ancak belediye başkanlarıyla parti yöneticileri için bu durum geçerli olmayacak.
Seçmenden 100 bin imza talep edecek adaylar da 5 Nisan'da YSK'ya başvuracak. Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Nisan ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. 14 Mayıs konuşuluyor ancak seçim tarihi henüz net değil. Mecliste seçimi öne çekme kararının alınması için en az 360 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor. Ancak Cumhur İttifakı'nınsa mecliste 334 oyu var. Muhalefet kanadı ise meclis onayı kapısını kapattı. 134 sandalyeli CHP ile 37 sandalyeli İYİ Parti 6 Nisan'dan sonraki bir tarihte seçim olmasına destek vermeyeceğini açıkladı. Durum böyle olur, 360 vekil oyu bulunamazsa seçim kararı doğrudan Cumhurbaşkanı'nın kararıyla yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnameyi 10 Mart Cuma günü imzalayabileceği iddia ediliyor. Anayasa Komisyonu başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere toplandı. Başörtüsüne anayasal güvence teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başladı. Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Beyazıt, görüşmelere başlamadan önce açıklama yaptı. Beyazıt, başörtüsünü yasaklayan bir kanun olmamasına rağmen Türkiye'de yıllarca başörtüsü yasağı uygulandığını söyledi. Başörtüsünü yasaklayan bir kanun olmamasına rağmen ne yazık ki ülkemizde yıllarca başörtüsü yasağı uygulanmış, bir daha asla geri dönmek istemeyeceğimiz mağduriyetler ortaya çıkmıştır. Başörtüsü nedeniyle haksızlığa uğrayan, başörtüsü zorla açılmaya çalışılan kızlarımıza, kadınlarımıza yaşadılan trajedi bir dönemin kara lekesi olarak tarihe geçmiştir. Beyazıt, teklifin diğer maddesinin ise ailenin korunmasına ilişkin olduğunu kaydetti. Ailenin korunması ve güçlendirmesi toplumumuzun ve devletimizin güçlendirilmesi açısından son derece önemlidir. Bu çerçevede teklif ile aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önünde bir set çekilmiş olacaktır. Toplantıda CHP ve İYİ Partili üyelerle ilgili kamu kurumlarından ve STK'lardan temsilciler de yer aldı. Ancak komisyonun HDP'li üyeleri katılım göstermedi. Piyasaların gözü bu karardaydı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi %9'da sabit tutuldu. Merkez Bankası politika faizini %9'da sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023'ün ilk para politika kurulu toplantısını yaptı. Piyasaların merakla beklediği karar bu toplantı sonrası açıklandı. Ocak ayı politika faiz oranı %9'da sabit tutuldu. Merkez Bankası toplantı özetinde enflasyondaki düşüş sürecine dikkat çekti. Özette, fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar tüm araçlar kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir. Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmıştır, denildi. Toplantı özetine yansıyan konulardan biri de büyümedeki yavaşlama eğiliminin iç talepteki karşılığının pozitifliği olmasıydı. Metinde ilgili konu, yılın son çeyreğine dair göstergeler, zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlama eğiliminin iç talepteki görece güçlü seyirle telafi edildiğine işaret etmektedir, şeklinde yer aldı. Özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha iyi sağlanabilmesi için 4 ilde engelsiz acil servis hizmeti devreye alındı. Erzurum Şehir Hastanesi de bu pilot hastanelerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Uygulama için 4 pilot il belirlendi. Uygulama sayesinde nöro gelişimsel hastalığı olan bireylere özel hizmet veriliyor. Özel gereksinimli bireylerin sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmeleri için Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir uygulama hayata geçirildi. Uygulama kapsamında otizm veya Down sendromlu bireyler özel bir birimden hizmet alabiliyor. Engelsiz acil programında bizler de katılmış bulunuyoruz. Bu program kapsamında nörogelişimsel hastalığı olan otizmli, Down sendromlu
serebral palsisi olan engelli vatandaşlarımıza, daha çok çocuk hastalarımız için seçilmiş bir program. Bu hastaların acil servislerde beklemeden kısa bir sürede en az streslerini en az indirecek şekilde muayenelerini planlamak için böyle bir programa katıldık. Özel bireylere büyük kolaylık sağlayan bu birim 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Her acil servis olduğu gibi yine burada da 7/24 hizmet alabilecekler. Bu hizmetin farklılığı olarak hastalarımız geldiğinde onlara bir tanıtım kartı verilecek. Hasta direkt karşılandığı zaman hastane acil servis triyajlarında ilgili hekimlere bilgi verilecek ve bu odalarda muayene gerçekleştirilecek. Bu odaların bizlere avantajı şöyle olacak. Acil servisler genel haliyle yoğun servisler, kalabalık servisler. Bu hastalarımız da stresten çok ciddi şekilde etkilenebilecek hastalar. Hastalarımız stresini en aza indirebilecek, ajitasyonları en aza indirebilecek şekilde hastalarımızın muayenelerini burada tamamlayıp gereksiz işlem prosedürlere takılmadan hızlı bir şekilde tedavilerini sağlayıp acil servisten ayrılmalarını sağlayacağız. Öyle ki muayene odaları da hastalar için özel tasarlandı. Bu odalarımız mümkün olduğu kadar sade, dikkat çekmeyen, gürültü olmayan, sessiz odalar. Artı mümkün mertebe minimum sağlık teçhizatının bulunduğu bir oda. Çünkü bu hastalarımızın tedavilerinde bizler için bu çok önemli. Bu hastalar kendilerine buradaki şeylerle zarar verme ihtimalleri var. Bundan dolayı bu odaların sade olması gerekiyor. Bu uygulama için 4 pilot hastane seçildi. O hastanelerden bir tanesi de Erzurum Şehir Hastanesi oldu. Erzurum'da ve bölge illerde nöro gelişimsel hastalığı bulunan birey sayısı az olsa da açılan bu birim oldukça fayda sağladı. Şimdi Türkiye genelinde düşündüğüm zaman bu hastalar çok böyle yüksek sayıda bir hasta grubu değil. Yani ortalama Erzurum nüfusu ve bölgemizi düşündüğüm zaman ayda yani 3 hastayı veya 5 hastayı geçmeyen bir başvurumuz oluyor. Zaten bu hastalar daha çok acil servislerden hizmet alıyorlar. Normal insanlara kadar göre 30 kat daha sık acil servise başvuruyorlar. Tabii özel grup oldukları için sayıları da düşük oluyor. Bu nedenle yani bizim beklentimiz aylık 5 veya bu sistemin duyulmasıyla birlikte ortalama 10 ila 15 hastaya aylık ulaşmayı düşünüyoruz. Muğla, Kayseri ve Samsun'da verilen bu hizmet yıl içinde 81 ilde hayata geçirilecek. Tamam, ben arayayım. Erzurum'da gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 4 dereceye kadar çıkıyor. Bu Erzurum için bir ilk. Vatandaşlar da bu duruma şaşırıyor. Güneş parlıyor, hava 4 derece. Erzurumlular görülmemiş bir kış geçiriyor. Şu ana kadar 67 yaşından böyle bir kışla karşılaşmadık yani. Bu şeye bakarsanız şu anda zemeri ay. Yani eski şeylere göre yani şu anda güneşin olması bütün yani suların yok olmasıdır. Erzurum son yılların en sıcak Ocak ayını yaşıyor. Kar yağışının beklenen seviyede olmadığı ilde gündüz hava sıcaklığı 4-5 dereceye kadar çıkıyor. Ocak ayında olmamıza rağmen Erzurum'da hala kar yok. Kentte sabah saatlerinde dondurucu soğuklar etkili olsa da öğleden sonra çıkan güneş adeta ısıtıyor. Dadaşlar şaşkın. Böyle bir kışı ilk defa yaşadıklarını söylüyorlar. Erzurum'da Ocak ayında yaz. Böyle bir sistem ben görmedim. Yani korkulacak bir durum. Bizde en çok da Şubat'ta yani çok daha şiddetli olurdu. Şubat'ı bekliyoruz dört gözüyle. Herkes karın yağmasını istese de sıcak havanın da keyfini çıkarmayı ihmal etmiyorlar. Bank ve bahçelerde oturan vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor. Allah sonumuzu hayrede yani biz eskiden 30 metre 40 metre kar vardı. Şimdi iklimler değişti. Geçen yılların aynı döneminde sıfırın altında 20'leri gören Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının daha da artması bekleniyor. Böyle bir şey de hırkayla geziyorum, üşümüyoruz ya. Bu memlekette büyüyen insan Ocak ayında ne kar var ne bir şey var. Onun için bu seneki kış biraz sıcak geçiyor. Allah sonumuzu hayırlısın. Erzurum'da yaşanan talihsiz bir kazayla devam ediyoruz. Saraybosna Caddesi'nde seyir halinde olan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerine girdi. Kazada neyse ki can kaybı ve yaralı yok. Erzurum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iş yerine girdi. Kazanın etkisiyle panikleyen sürücü çevredekiler tarafından sakinleştirildi.
Kaza Yakutiye ilçesine bağlı Saraybosna Caddesi üzerinde meydana geldi. Samet Efe Çelik cadde üzerinde seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine yol kenarındaki kaldırıma çarpan araç kontrolden çıkarak cadde üzerindeki beyaz eşya satan iş yerine girdi. Kazada neyse ki can kaybı ve yaralanan olmadı. Kazanın etkisiyle panikleyen sürücü çevredekilerin yardımıyla sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta gaz kaçağı ve diğer sorunlara karşı kontrollerini yaparak tedbir aldı. İş yerinde de maddi hasar oluştu. Bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi. Erzurum'da Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi tarafından örnek bir çalışma hayata geçirildi. Bu çalışma kapsamında şehir hastanesindeki hasta yakınlarına çorba ikram edildi. Çorbada bizim de tuzumuz olsun dediler. Hasta yakınlarına sıcak çorba ikram ettiler. Kazanlarla getirildi. Teker teker kaselere doldurularak hasta yakınlarına ikram edildi. Erzurum'da Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Palandöken Kaymakamlığı'nın destekleriyle Çorbada Bizim de Tuzumuz Olsun projesini hayata geçirdi. Özellikle hastanelerde yoğun bakımda hasta yakınlarımız var. O hasta yakınlarımıza hastanelerde maalesef yemek verilemiyor. Onlar kimi zaman yoğun bakımdaki hastaları çok acil olduğu için onları beklerken çoğu zaman aç kalıyorlar, sus kalıyorlar. Onların ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermek, manevi bir destek vermek amacıyla her ay bir hastanede ya da her ay nerede ihtiyaç varsa orada bu ikramımızı yapacağız. Öğrenciler bu ay şehir hastanesinde bekleyen hasta yakınları için harekete geçti. Sıcak çorbalar önce kaselere dolduruldu, ardından hastane koridorunda bulunan hasta yakınlarına ikram edildi. Proje kapsamında hastanedeki yaklaşık 300 hasta yakınına çorba ikramında bulunuldu. Koridorda bekleyen hasta yakınları ise bu örnek uygulamadan oldukça memnun kaldı. Erzurum'da Horasan Devlet Hastanesi'nde görevli doktor ve personeller kendi aralarında bir kampanya başlattı. Çocuklar Üşümesin kampanyası. El birliğiyle mont ve botlar toplandı. Doktor ve personeller bir araya geldi. Başlattıkları projeyle çocukları hem ısıttılar hem mutlu ettiler. Başka ne istiyor? Erzurum'un Horasan ilçesinde görev yapan doktor ve hastane personeli Çocuklar Üşümesin projesi başlattı. Herkes elini taşın altına koydu. El birliğiyle 91 mont ve bot toplandı. Hoş geldiniz. İlçedeki okullarda maddi durumu yetersiz olan çocuklar tespit edildi. Hediyeler poşetlendi ve sahiplerine doğru yola çıktı. Hoş geldiniz. Mont ve botlar çocuklara ulaştı. Okul idarecileri hastane personeline miniklerin bedenlerinin yanı sıra gönüllerini de ısıtan hediyeler için teşekkür etti. Afyonkarahisar'da hırsızlar yalnız yaşayan 96 yaşındaki kadını hedef aldı. Eve giren 3 hırsız önce yaşlı kadının yüzünü başörtüyle kapatıp ellerinden yatağına bağladı. Ardından da evdeki 2 cumhuriyet altınıyla 900 TL parasını alıp kaçtı. Ellerimi böyle bağladılar. Önce yüzünü başörtüsüyle kapattılar. Hemen iyiyim. Ardından da... Ellerimi böyle bağladılar. Böyle ayaklarımı bağladılar. Yaşlı kadının evine giren hırsızlar 2 cumhuriyet altınıyla 900 lira parasını alıp kayıplara karıştı. Ancak çok kaçamadılar. Vicdanları sızlatan olay Afyonkarahisar'da yaşandı. Yalnız yaşayan 96 yaşındaki Fidan Yayla hırsızların kurbanı oldu. Şunları filan hiç dikilir kovadılar, yaydılar şöyle biricik. Allah'a muzdalama varasıya kadar ne varsa dağıttılar. Üç hırsız gece yarısı Fidan Yayla'nın evine gitti. Önce evin elektriğini kesip camı kırarak içeri girdiler.
Sonra da uyuyan yaşlı kadını etkisiz hale getirdiler. Gözlerini kapattıkları kadının ellerini bağladılar. Yavrum etmeyin bana. Edeceğiz. Param nerede? Param nerede? Ondan kere üzerimden defoldular. Hırsızlar evin altını üstüne getirdiler. Buldukları iki cumhuriyet altını ve 900 lira parayı çalıp kaçtılar. Ellerim bağlı böyle. Şöyle ayaklarım da bağlı. Gözlerim kafam da bağlı. Şöyle, şöyle, şöyle ta ben buradan ta o dışarı kapıya kadar çıktım. Talihsiz kadın yaklaşık 20 metre o halde sürünerek komşularından yardım istedi. Elmas geldi, aman fidan abam ne oldu? Evime girdiler, beni böyle ettiler dedi. Ne dediğimi bilemedim gayrı. Ambulansım ne geldi, aldı gitti beni. Yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Aynı zamanda jandarma da hırsızların peşindeydi. Güvenlik kameraları incelendi ve titiz bir çalışma sonucu şahıslar kıskıvrak yakalandı. Suçlarını itiraf eden zanlılar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, yaşlı kadın kadar yurt dışında yaşayan oğlunu da olumsuz etkiledi. Haberi alır almaz annesinin yanına gelen oğlu, olanı biteni öğrenince kahroldu. Şu evimi yerinden kaldırıp gitselerdi, vah demezdim. Anama bunu yapmasalardı. Yusufeli Barajı su tutmaya devam ediyor. Barajda su seviyesi 66 metreye ulaştı. Elektrik üretiminin ise yıl ortasında başlaması hedefleniyor. Artvin Yusufeli Barajı'nda su tutma işleminde 2 ay geride kaldı. Su seviyesinin 66 metreye ulaştığı barajda elektrik üretiminin yıl ortasında başlaması hedefleniyor. Depolanan su miktarı yeterli seviyeye ulaştı. Dip savak testleri başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin vizyon projelerinden Yusufeli Barajı'nda su seviyesi hızla yükseliyor. Haliyle barajın 4 adet dip savağından düzenli olarak su tahliyesi testleri yapılıyor. 275 metre yüksekliğiyle dünyada 5. sırada olan baraj enerji üretimine hazırlanıyor. 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda suyun yüksekliği 66 metreye ulaştı. 2 milyar 130 milyon metreküp su toplama hacmine sahip barajda su seviyesi 167 metreye ulaştığında enerji üretimi başlayacak. Mayıs'ın sonu ya da Haziran'ın ilk haftasında bu sürecin tamamlanmış olacağı öngörülüyor. Rize'de bir vatandaş tamamen güneş alan bir ev hayaliyle çalışma tasarladı ve ortaya 360 derece dönebilen ahşap bir ev çıktı. Dönen ev oldukça ilgi çekti. Bu ev 360 derece dönebiliyor. Tamamen Avrupa standartlarına uygun bir mekanizma oluşturduk. Bu çalışmamız yaklaşık bir yıl sürdü. Cemil Eksilmez Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşıyor. Kardeşleriyle birlikte inşaat işleriyle uğraşan Eksilmez tamamen güneş alan bir ev hayal etti. Her zaman coğrafi yapımızdan kaynaklı yaşamış olduğumuz arazi yapısından dolayı cepheyi yaşam alanını güneşe uyduruyoruz. Bu sefer diğer alanlarımız kör noktada kalıyor. Bu sorunu çözmek için bir ARGE çalışması yaptı. Dönen ev yapma fikri de o çalışmalar sırasında geldi. Biz bu sefer dedik ya niye biz cepheye göre evlerimizi istediğimiz gibi döndüremeyelim. O anlayışta böyle bir şey bulduk. Altyapı çalışmalarını yaptık, çözüm ortakları bulduk kendimize. Çalışma yaklaşık bir yıl sürdü. Süreç sonunda tamamen Avrupa standartlarına uygun iki katlı bir ev çıktı ortaya. Raylı sistem üzerinde çark ve tekerlek yardımıyla döşenen bu ahşap ev tam 45 ton ağırlığında. Mekanizmanın paraşüt sistemleri var. Rüzgara karşı, depreme karşı veya takar yükü hesapları falan bunların hepsi yapılmış. Aynı zamanda sonsuz ömür belgesini de aldık. Sanayi motoru kullanılan sistemde ev kumandayla 360 derece döndürülebiliyor. Bir de bu ev manuel bir dönüş sergilediği için tamamen 360 derece sürekli dönmüyor. Manzaraya göre, güneşe göre kendimizi ayarlayabiliyoruz. Bahçe düzenine göre ayarlayabiliyoruz. Yani kör noktayı ortadan kaldırdık. Güneş olmayan bir oda artık yok. Dönen ev oldukça ilgi çekti. Yurt dışından bile talep var. Gürcistan, Kanada ve İngiltere gibi birçok ülkeden firmalar Cemil Eksilmez'le görüşmek istiyor. Evet.
Bursa semalarında sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü. Bu ilginç görüntüyü gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Gökyüzünde mercek bulutu oluştu. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Görüntüler Bursa'dan. Osman Gazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık bir saat bozulmadan kalan bulut herkesin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti. Mercek bulutu adı verilen bu doğa olayı rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor. Engebenin kuytu tarafından aşağı doğru hareketli türbülans olduğu biliniyor. Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek. Antalya'da yolcularla tartışan otobüs şoförü kontak kapatıp araçtan indi. Şoför yine yolcuların iknasıyla direksiyon başına döndü. Abla vallahi az daha konuşursan yemin ederim istafeden iner giderim. Dediğini yaptı. Yolcularla tartışan halk otobüsü şoförü kontak kapatıp araçtan indi. Çalışma ya Allah Allah. Gülümseten olayın adresi Antalya. Şoförle yolcular arasında ön kapıdan inme konusunda tartışma yaşandı. Orta kapıya giderseniz açmam o kapıyı. Yapabileceğimiz bir şey yok. Derdin ne lan sabah sabah? Aç şu kapıyı. Açtık ya kapıyı, niye inmiyorsun sen? Tartışma bir anda trajikomik bir hal aldı. Şoför yolculara küstü. Kontak kapatıp araçtan indi. Gitmek için biniyor bu otobüs. İmkanlarımız olsa zaten takılacağız. Kendi arabamızda. Çok sert davranıyor. Abla valla az daha konuşursan yemin ederim istafeden iner giderim. Yolcular durum karşısında ne yapacağını bilemedi. Gülüşmeler yaşandı. Trip atan şoförü yine yolcular ikna etti. Şoför otobüse binip yoluna devam etti. Bir kadın yolcu şoföre sakinleşmesi için şeker bile verdi. Yaşanan anlar araç kamerasına yansırken otobüs şoförü yaşananları böyle anlattı. İnsanlara küsüyorsun. Neden? Yani sen onlara değer veriyorsun, bir hizmet veriyorsun. Sabah saat 5'inde kalkmışsın, hizmet veriyorsun. Hizmetin karşılığında aldığın cevaba bak, küfür. Sen ister misin böyle bir şey? İnsanlar yani şunu bilemiyor. Ön kapıdan binecek, kartına basacak, arabanın arkasına geçecek. Bir insanlarımız bunu yapamıyor. Bu kadar bencil olmuşuz yani. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz. Oh,